Masal keyfi. Herkese merhaba. Görüşmeyeli uzun zaman oldu, öyle değil mi? Ben sizi çok özledim. Sizler de beni özlediniz mi? Bugün şu arkamda görmüş olduğunuz mutfağı nasıl yaptığımızı anlatacağız. Mutfağın daha gerçekçi görünmesi için led ışık sistemli bir tavan tasarladık ve sizlere bu tavanı nasıl yaptığımızı da anlatacağız. Mutfağın orijinal hali birçoğunuzun tahmin ettiği gibi oyuncakçılarda satılan pembe mutfak. Biz bu mutfağın kapaklarını boyadık ve ufak değişiklikler yaptık. Böylece daha gerçekçi bir mutfak görünümüne kavuştu. Bakın öncesi ve sonrası. Yenileme işlemi için ilk önce mutfak dolap kapaklarını söküyoruz. Söktükten sonra cam görünümlü plastikleri çıkartıyoruz çünkü plastiklerin boyanmasını istemiyoruz. Ayrıca boyanmasını istemediğimiz siyah ya da gri kaplı yerlere de maskeleme bantı yapıştırıyoruz. Bant yapıştırdığımız yüzeylerdeki boyanmasını istediğimiz yerlerin bantını çıkartıyoruz. Ön hazırlığı yaptığımıza göre artık boyama işlemine geçebiliriz. Sprey boyanın kokusu çok kötü koktuğu için açık havada yapmanızı tavsiye ederim ya da balkonda yapın, camlarınızı mutlaka açın. Boyama işlemi için gri ve beyaz sprey boya kullandık. Boyama işleminden sonra parçaları kurumaya bırakıyoruz.
Boyama işlemi bittiğine göre parçaların montajını tekrar yapabiliriz. Daha önce siyah zemin üzerine yapıştırdığımız bantları çıkartıyoruz. Şimdi de camlarımızı takalım. Tezgah için mermer görünümlü yapışkanlı kağıt kullandık. Artık mutfağımız hazır. Genel olarak güzel oldu ama bazı yerler pürüzlü oldu. Size tavsiyem boyamadan önce dış yüzeyi iyice temizleyin. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Tavan yapımını bir sonraki videoda detaylı olarak anlatacağız. Şimdilik hoşça kalın. Masal keyfi.